Şimdi geçen ders RP2 yapıyorduk. Orada kafam karışmıştı çünkü sonradan anladım bir şeyi yanlış yapmışız. Tekrar yapayım. Şimdi RP2'yu şey diye düşünüyorum. Yani çemberin iki kenarını birbirine yapıştırıyoruz. Yani aslında alt kenarını üst kenarına yapıştırıyoruz. Okların gösterdiği şekilde yani bunu şuraya okların gösterdiği şekilde yapıştırıyoruz. Burada yalnız dikkatli olmamız lazım. Şimdi vertex sayısı, şimdi bu kenarı buraya yapıştırdığım için bu P tabii ki buraya gelecek. Q noktası buradaki Q'ya yapışacak. Yani iki tane zero simplex var aslında. Buna A dersek A burası, buna B dersek B burası. Pardon. Bir de diyelim ki C var. C de ortak bir yerde. Tabi bu A'lar yapışıyor, B'ler yapışıyor. Şimdi burada şöyle düşünelim bu simplexleri. Ben iki tane simplex olarak düşüneyim şunu. Birisi bu. Buradan giden map'imiz sigma 1 olsun. İşte şöyle A, B, C. Burası V0, V1, V2 olsun. Bir tane daha simplexim var. Bu da pardon şöyle U0, U1, U2 olsun. Bunun da vertex şey edge'leri böyle olsun. Bu da sigma 2. Sigma 2. Dolayısıyla iki tane zero simplex P ve Q, 3 tane one simplex ve 2 tane de two simplex var. Şimdi buna göre şeyleri yazarsak boundary'leri vesaireleri chain'leri şöyle bir şey çıkacak. Şimdi sigma 1'in boundary'si nedir? Sigma 1'in boundary'si, şimdi sigma 1'i ben isterseniz şöyle diyeyim. Yani sigma 1 bu V0, V1, V2. Dolayısıyla boundary sigma 1 neydi? Bu işte tek tek vertexleri unutuyoruz. V1, V2 eksi V0, V2 artı V0, V1 olacak. Bu da nedir? V1, V2 V1, V2 A değil mi? V1, V2 pek A olmamış. Bunu ters yazmışım çünkü şöyle olacak. Şu A şöyle olsun. Bununla uyumlu tamam. A. Ondan sonra V0, V2 o eksi B. Daha doğrusu şöyle bunun tersi. O yüzden o da B olacak. Artı V0, V1 o da C. Yani V0, V2 o eksi B. Ama zaten önünde bir eksi vardı. Eksi eksi artı edecek. Sonra da V0, V1. Dolayısıyla bunun boundary'si A, B, C. Zaten hani cycle olması lazım. Bunun boundary'si ise şimdi burası A, burası B, burası C. Bunun boundary'si ise şu olacak. Bakalım. Şimdi sigma 2. Sigma 2 U0 özür dilerim. U1 U2. Dolayısıyla boundary'si bunun ne olacak? U0'ı unuttuk. U1 U2 eksi U0 V2 pardon U2 artı U0 U1. U1 U2 U1 U2 B'ye eşit. B. Ondan sonra U0 U2. U0 U2 U0 U2 eksi C'ye eşit.
Eksi C ama önünde bir C daha var. Dolayısıyla artı C oldu. U0, U1. U0, U1'de. U0, U1'de. O da A'ya eşit. Yine bir yanlış yaptım ama. Bir dakika. Şurada şeyi yanlış yapmışım. Yo. U0, U1, U2. Ha evet, C böyle değil. C şöyle. Tamam. O yüzden o eksi C olacak. Tamam. Şu eksi C artı A. Tamam. 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 Şimdi ABC'nin boundary'lerine bakarsak A'nın boundary'si nedir? A'nın boundary'si Q eksi P olacak. A'yı şey gibi düşünebiliriz. Hani U0, V0, V1 vesaire gibi bu Q eksi P. Değil mi? Her iki taraftan da öyle. Yani işte bu Q eksi P. Buradan da bakarsanız aynı şey zaten o ikisi. B'nin boundary'si ise P eksi Q. Boundary B P eksi Q. C'nin boundary'si ise C P'den P'ye gidiyor. Dolayısıyla C'nin boundary'si P eksi P, yani o sıfır. Tamam. Şimdi yazarsak şeyi bizim chain kompleksimizi. Şimdi burada delta 3 var. Burada C3 sıfır çünkü 3 chain hiç yok. İki chainler var. İki tane. Boundary map'imiz var. C1x. Şunu biraz daha şöyle büyükçe yapabiliriz. Sigma 2. Delta 2. C1x. Delta 1. C0x. Ve 0. Tamam. Şimdi bunların neler olduğunu yazalım. Burada iki tane vardı. Dolayısıyla bu free abelian group with two generators. Bir generator sigma 1, bir generator sigma 2. Burada üç tane var. İşte A'nın generate ettiği, B'nin generate ettiği, C'nin generate ettiği. Burada da iki tane var. P'nin generate ettiği ve Q'nun generate ettiği. Maplerimiz de var. Şimdi sigma 1'i ben bir koordinat seçimi yapayım. Z çarpı Z artı Z için. Bunu 1, 0 gibi görelim. O zaman bunu da işte 0, 1 gibi göreyim. Bunu 1, 0, 0. Bunu 0, 1, 0. Bunu da 0, 0, 1 gibi görelim. Yine bunu 1, 0 ve 0, 1 gibi görelim. Koordinat sistemi seçelim. O zaman bizim delta 2'miz şimdi sigma 1'i yani 1, 0'ı nereye götürmüştü? ABC yani 1, 1, 1'e götürmüştü. Delta 2, 0, 1 ise A artı B eksi C'ye götürmüştü. Yani ne demek o? 1, 1, eksi 1. A artı B eksi C'ye götürmüştü. Değil mi? Evet. A artı B eksi C. Tamam. Dolayısıyla sigma pardon delta 2 yani bu ikinci boundary bir matris gösterimi şeklinde yazarsak bu şu olacak. 1, 1, 1, 1, 1, eksi 1. Peki sigma 1 nedir? Şimdi A dediğimiz şey 1, 0, 0'dı. Bu P eksi Q'ya gitti. P eksi Q yani eksi 1, 1'e gitti. Yok, Q eksi P'ye gitmişti. Tamam.
0-1 yani B'yi tersine götürmüştü. Bu buna gitti. C'yi pardon bu 0 1 0 B'yi C de yani 0 0 1 de bu 0'a gitmişti. Yani 0 0. Dolayısıyla da delta 1 matris olarak şu olacak. Eksi 1 1 1 eksi 1 0 0. Tamamdır. Şimdi bir kere rank of delta 2 delta 2 matrisi bu. Bunun rankı 2'ye eşit. Değil mi? Rankı 2'ye eşit. Dolayısıyla da enhance kernel delta 2 0. Yani kernel'ı yok onun. Çünkü zaten tanımlandığı yer z artı z ve kernel'ı yok. İmajı nedir? Image delta 2. İmajı iki tane vektör tarafından span ediliyor. İmajı delta 2'nin bu vektör ve bu vektör. Yani bu işte şun tarafından generate ediliyor. Yazayım. Pardon. Şöyle span of 1, 1, 1. 1, 1, eksi 1. Tamam. Kernel delta 1 ise kernel delta 1 nedir? Bakalım şimdi delta 1 map'imiz şuydu. Bunun kernel'ı nedir? Kernel'ında bir kere şey var. Yani 0, 0, 1 var bu kernel'da. Bir de ilk iki komponentı birbirine eşit olanlar. Yani 1, 1, 0 var. Kernel'ı tam olarak bu. İmajı nedir? İmajı ise şu. Her iki vektörün görüntüsü de 1 eksi 1 veya onun eksilisi. Dolayısıyla bunun imajı 1 eksi 1'in span ettiği subspace. Peki, tamam. Şimdi artık şeyleri yazabiliriz. Homolojilerimizi. H2 RP2. Tabii ki bu cell kompozisyonuyla. Bu neydi? By definition kernel delta 2 bölü image delta 1. Pardon delta 3. Kernel delta 2 0. Image delta 3 0. 0 bölü 0. L'Hopital'den 0. H1 RP2 bu nedir? Kernel delta 1 bölü image delta 2. Peki, şimdi kernel delta 1 şuydu. 1, 1, 0 ile 0, 0, 1'in generate ettiği subspace. Image delta 2 ise şuydu. 1, 1, 1, 1, 1, eksi 1. Değil mi? Bakalım. Kernel delta 1. Evet, buydu. Bölü image delta 2. O da bu. Tamam. Şimdi bu subspace'i bu subspace'e böleceğiz. Nasıl bölebiliriz? Ortak basis elemanlar yazmamız lazım. Şimdi bakın şöyle yapabiliriz. Bunu buna eklersem ikinci vektör birinciye başka bir basis elde ederim. 1, 1, 1. Burada da 0, 0, 1 var. Burada ise bu basis elemanı yerinde kalsın. Ama bunu buna ekleyeyim, bunu buna eklersem ya da çıkartayım ya da bunu eksi 1 ile çarpıp yok. Evet, eksi 1 ile çarpıp buna toplayayım. Eksi 1 ile çarparsam 0, 0, 2 edecek. 0, 0, 2. Şimdi dikkat ederseniz ne oldu? Bir kere bu basis elemanları ortak. O yüzden onları doğrudan sadeleştirebilirim.
Ve bu BSD elemanı bunun iki katı. Yani bu bir free abelian group generate ediyor. Bu da onun iki katı. Bölerseniz bunu burası tabii ki abelian group of rank şey olacak. Of order 2 z2. Yani şunun generate ettiği grubu bunun generate ettiği gruba bölüyorum. Bu z bölü 2z. Değil mi? İsterseniz öyle yazayım. Bu z bölü 2z. O da yani ben daha çok böyle yazıyorum. Z2. Okey. 8-0 RP2 ise dolayısıyla bakın burada artık torsion bir grup çıktı homolojide. 8-0 ise kernel delta 0 bölü image delta 1. Kernel şuydu 1 0 0 1 değil mi? Kernel delta 0. Ha, delta 0 0 map zaten o yüzden 0. Image delta 1'da 1 0 1 eksi 1'de. Yine ortak bir basis bulmak istersek işte bunu bundan çıkartalım. Birinciden ikinciyi çıkartalım. O zaman şu olacak. 0 1 ortak bir base elemanı bulduk. Artık bunları sadeleştirebilirim. Bir tane base elemanının generated subgroup kaldı. O da tabii ki Z'ye izomorfik. Peki. Dolayısıyla H K of RP2 şöyle bir şey çıktı. Z2 K eşittir 1 ise Z K eşittir 0 ise 0 K büyük eşit 2 ise. Evet. Peki. RP2'nun hikayesi de bu kadar. Buraya kadar bir sorusu olan var mı? Şimdi tabii bunlar çok hoş computation'lar ama çok fazla işe yarar şeyler değil bunlar. Neden? Onu şöyle ifade edeyim. Yani bu factorial değil. Remark. Although delta homology or simplicial. Simplicial biraz daha aslında bunun fine versiyonu. Mesela RP2 için iki tane değil. Yani galiba 18 tane falan üçgen almanız gerekiyor. Yani dolayısıyla hesaplar inanılmaz karışık olabilir. Hani rank 18 olan gruplar vesaireler var etrafta. Bunlar yine de although delta or simplicial homology is relatively easy to compute they are not factorial. Yani ne demek istiyorum? Elimde iki tane delta kompleks arasında bir continuous map varsa o homoloji level'ında hiçbir şey söylemeyecek. Değil mi? Çünkü yani bir tane delta kompleks yapısınız continuous bir fonksiyon korumak zorunda değil. Yani işte üçgenleri alacak, üçgenlere götürecek. Her üçgene kısıtladığınızda lineer bir map olacak falan. Hani bunlar pek şey değil. Olası değil. It is factorial. Factorial. Only under
Maps. Yani sadece continuous değil, simplicial olması lazım. Her bir simplex'i bir simplex'e götürmesi lazım. Başka bir deyişle vertexler vertexlere gidecek ve aralarda da lineer map'ler olacak. Hani iki tane vertex, iki tane vertex'e gidince o iki vertex'i bağlayan doğru parçası da diğer tarafta o iki vertex'i bağlayan doğru parçasına lineer olarak gitmesi lazım. Dolayısıyla da şeyiniz çok kısıtlı. Yani sürekli fonksiyonların çoğu burada işinize yaramayacak. O yüzden de bu homoloji hani hoş, tamam, güzel bir şey ama hani çok fazla işe yaramıyor. Yani nesneleri karşılaştırmamıza izin vermiyor bu. Yani iki tane uzay birbirine homeomorfik olabilir ama üzerlerindeki yapılar, simplex yapıları farklı olabilir ve bizim homeomorfizmamız o yapıyı korumayabilir. Hani o zaman ne yapacağız? Öyle sıkıntılar var. O yüzden daha genel bir homoloji tanımına ihtiyacımız var. Therefore, we will define a more universal homoloji. Homoloji teori. For topological spaces. Onun adı da singular homoloji. Şimdi onu yapalım. Şimdi şeyden başlayalım. A singular and simplex. Singular and simplex. In a space X is just a map. Map dediğimiz tabii ki her zaman continuous map. Sigma from the standard and simplex to X. Buradaki singular lafı şuradan geliyor. Hani delta kompleks veya simplicial kompleks olsaydı bu fonksiyonlar görüntülerine işte homeomorfizm vesaire falan olmaları gerekiyordu, değil mi? Yani simplicial kompleks de öyle. Ama bunlar, biz burada continuous map'ler alıyoruz. Tabii ki continuous map her şey olabilir. Constant map de olabilir. Bütün simplex'i tek bir noktaya büzebilir de. O yüzden bu nesneler hani böyle singular nesneler olarak gözüküyor. Az çok o yüzden de hani algebraic varietylerdeki singularity kavramı gibi. O yüzden bunlara singular simplex denmiş. Şimdi yine simplicial homolojide olduğu gibi let CNX denote the free abelian group. Abelian group. With basis. With basis. The set of all singular and simplices in X. Tabii işin boyutu bir anda değişti. Şimdi CN dediğimiz şey delta n'den x'e giden bütün continuous fonksiyonları düşüneceksiniz. Her bir continuous fonksiyon size bir tane free z summand verecek. Yani elinizde dolayısıyla muhtemelen uncountable basis'i uncountable olan bir abelian grup var elinizde. Free abelian grup var. Çünkü her continuous fonksiyon ayrı bir basis elemanı olarak karşınıza çıkacak. Yukarıda ise şeydi, yani delta kompleks yapısında kaç tane simplexiniz varsa
sizin chain grubunuzun rankı o sayıydı. Yani 3 tane ise Z artı Z artı Z vesaire. Burada ise işin rengi bir anda değişti. Bu grubun elemanlarına elements of CNX will be called and chains CNX. Neden chain diyoruz? Yani şu yüzden bunları az çok şöyle düşünüyoruz. Hani birisi diğerinin işte ucundaymış gibi şöyle. Yani o şey de oradan geliyor. Bir chain gibi. Peki. Dolayısıyla hence elements of and chains in X are just formal sums. Bu free abelian grup olduğuna göre formal sums of the form şöyle nesneler. N i sigma i üzerinde N i'lar şimdi bu free abelian grup olduğu için Z'de ve sigma i'lar da delta n standard n simplex'ten x'e simplex'ler. Hepsi. Peki. Burada tabii şey var. Where free abelian group with basis bu olunca bu ne demek? Basis yani bunun bir tipik elemanı şudur. Böyle bir form alsam ama bu n'ların sonlu tanesi hariç hepsi sıfır değil mi? Where all but finitely many n i are zero. Yani sadece sonlu tane n'ın sıfırdan farklı olmasına izin veriliyor. Free abelian grup olmanın tanımı o. Peki, boundary map'im nasıl tarif edeceğiz? Simplex'in boundary'si nedir biliyorduk. Peki, singular simplex'in boundary'si ne olacak? For a singular simplex, sigma its boundary is defined as şöyle tarif edilecek. Sigma'nın bu simplex'in boundary'sine restriction'ını alacağız. Ama hani hatırlarsanız bir alternating sum olarak almam lazım. Yani sigma'yı alıyorum. Bunun boundary'sine restrict ediyorum. Neydi o da? Bunun boundary'si formal sum'dı. V0 değil mi? Şöyle i'yi düşürmüştük. Vn şöyle ver delta n'i ben şöyle düşünürsem işte hani standart n simplex gibi V0 Vi Vn. Sigma burada tarifli. Ben ne yapıyorum? Sigma'yı bu simplexin face'lerine kısıtlıyorum. Tabii ki onlar birer düşük boyutlu simplexler, değil mi? O simplexlerde tanımlı olan map'ime bakıyorum. Bunlar da her birisi yine bir singular simplex ama bu sefer n-1 simplexler. Ve bunları abelin grubun içinde önlerine artı veya eksi bir işareti getirerek topluyorum. Peki. Şimdi şunu biliyorduk. Since delta square is zero yani bunun iki kere şeyini aldığımızda sıfır olduğu için s proved
for delta homology. Daha doğrusu şöyle yazayım belki. We have seen that delta squared v0 vn is zero, değil mi? Bunu daha önce görmüştük. And this implies delta squared sigma is zero for all sigma. Dolayısıyla gene şu var. Hence image of delta n eksi bir pardon n artı bir nereden? C n plus 1'dan Cn'e giden bunun imajı lies in the kernel of delta n değil mi? Ve biz yine şeyi tarif edebiliriz o zaman. So we may define the nth singular homology of singular homology of X as the quotient group quotient abelian group tabii ki. Yani şöyle tarif edeceğiz. HK X kernel of delta bu sigma değil delta değil mi? Delta n divided by image of delta n plus 1. Okay. Okay. Şimdi tabii burada CNX'ler dediğim gibi muhtemelen uncountable bir base üzerindeki free abelian group. Hepsi öyle. Bu kernel ve imajlar da muhtemelen öyleler. Bunlar hani çok büyük nesneler. Biz bunları quotient'ını alıyoruz. Ve göreceğiz ki bu hani bir sürü grup için şey uzay için hani en azından bizim uğraştığımız şeyler için sonlu boyutlu olacak. Yani rankları finite abelian gruplar olacak. Ve aslında delta homolojiye eşit çıkacak. Bunlar. Ama şu anda tabii ki çok şey değil. Bariz değil. Yine şeyler as before elements of kernel delta n are called n cycles, singular n cycles in X and denoted as şöyle göstereceğiz. Yani Zn x diyeceğimiz şey işte bu kernel delta n olacak. And elements of image of delta n plus 1 are called singular n boundaries in X and
Yani onların kümesi de denoted as bn x de gösterecek. Image of delta n plus 1. Dolayısıyla da so hn x zn x bölü bn x olarak yazılabilir. Okey. Şimdi şöyle bir remark var. Bu cycle lafını biraz daha açmak için. Let diyelim alfa şöyle bir şey olsun. Ni sigma i bir cycle yani n cycle. Yani dolayısıyla so boundary alpha is equal to zero. Şimdi buradaki ni'ler sonlu tanesi sıfırdan büyük. Ben ama bunların hepsini şey gibi görebilirim. Artı eksi bir. Nasıl? Yani bu sigma i'nin diyelim katsayısı 3 ise ben bunu sigma işte artı sigma artı sigma diye yazabilirim. Değil mi? Yani bu sigmaları birden fazla yazmayı göze alırsam bütün katsayıları 1 olarak düşünebilirim. Yani 3 tane sigmayı şöyle yazacağım. Sigma artı sigma artı sigma. Dolayısıyla bütün katsayılarını 1 olarak görebiliriz. Writing sigma i's more than once. We may assume that non-zero ni equals plus minus 1. Yani eksi 3 ise de eksi işte sigma eksi sigma eksi sigma diye yazabilirim. Şimdi bunun boundary'si 0 demek. Dolayısıyla elimde şu var. So şöyle yazayım artık bunu. Bir takım elimde sigma i'ler var. Ama bu finite bir sum. Her birisi artı veya eksi. Şöyle diyeyim. Epsilon i sigma i. Bu finite bir sum. Finite. Ve her bir epsilon i da artı veya eksi 1. Şimdi bunun boundary'si 0 demek ne anlama gelecek? Epsilon i çarpı boundary sigma i. Değil mi? Bu 0. Şimdi bunun her birisinin boundary'si var. Bu boundary'ler işte kimi yerde toplanıyor, kimi yerde çıkartılıyor. Çünkü boundary şunun içinde de artılar eksiler var. Bu da artı veya eksi 1. Sonuçta bunların face'leri bir şekilde toplanıyor ve birbirlerini cancel etmişler, değil mi? Bir kere şu var, her bir face demek ki cancel ettiğine göre çift sayıda geliyor her bir face. Yani mesela burada bir tanesinin face'i şuysa bu bir şeyle cancel etmiş ki sıfır olmuş. Dolayısıyla hani bu bir kere artı bir ile gelmişse aynı face. Başka bir şeyin daha face'i yani şöyle elimde bir two simplex varsa bunun şu face'i başka bir tane daha two simplex varmış ve onun bu face'i ile bu aynı map'e denk geliyorlarmış ve birbirlerini cancel etmişler. Çünkü bunun işareti artı birmiş, bununki eksi birmiş. Şimdi böyle olduğu zaman bu ne demek? Yani bu face'i A dersem bu da A'ymış. Ve hani birbirlerini cancel etmişler. O zaman belki bu evet hani şöyle diyeyim. Eksi 1 ile düşünürsem belki şöyle demek lazım. Tamam şöyle. Ha. Yani bir yerden A gelmiş, diğer yerden eksi 1 gelmiş. Ben o zaman bunları yapıştırırsam birbirlerine
Yani işte bunlar birbirlerini cancel edecekler. Hani cancel eden şeyleri birbirine yapıştırırsak onlar birbirini bir yerde yok edecekler. Yani şöyle diyeyim isterseniz bakın. Mesela şunun boundary'sinden diyelim ki şu kenar A, şöyle bir şey var boundary'si. Bunun da boundary'si şu da A olsun. Ama bunun boundary'si yani bu sigma 1 olsun, bu sigma 2 olsun. Bunun boundary'si şöyle olsun. Şu A. Yani buradan daha doğrusu şöyle, şu da A olsun. Bunun boundary'sini aldığımda A bir kere geliyor. Bunun boundary'sini aldığımda A eksi bir kere geliyor. Dolayısıyla ben bu simplex'i bu simplex'e yapıştırırsam bunun contribution ile bunun contribution'ı birbirini cancel edecek. O yüzden de bunu şöyle de düşünebilirim. Bu sanki işte şu nesne üzerinde tanımlı bir map gibi. Yani çünkü bunlar birbirini cancel ediyor demek. Sigma 1'in buraya kısıtlanışı olan continuous map ile sigma 2'nin buraya kısıtlanışı olan continuous mapler map olarak aynılar. Dolayısıyla da burada sigma 1, burada sigma 2'yi düşünürsem bu iki map bu büyük kümeden x'e continuous bir map verecekler. Normalde sigma 1 buradan continuous map, sigma 2 de buradan giden bir continuous map. Ama bunların boundary'leri toplamı sıfır demek. Bunlar pairler şeklinde geliyorlar demek. Ve benim bu boundary maplerim aynı değerleri aldığı için bunlar ben quotient uzayı aldığımda quotient'tan kastettiğim nedir? Bu simplex'leri alıp yapıştırayım. Yapıştırdığım zaman bu map continuous olacak. Çünkü işte bu boundary'deki map'len buradaki kısıtlanış bu ikisi birbirinin aynısı. O yüzden de bu map continuous olacak. Bu şekilde gidersek sonuçta ben bu simplex'leri birbirlerine yapıştırırsam bu relation'ın bize söylediği şekilde sonunda şunu elde edeceğim. Elimde boundary'si olmayan bir nesne olacak. Ve bu nesne dikkat ederseniz bu topolojik olarak bir nasıl diyeyim manifold. Manifold'dan kastettiğim şey şu. Buradaki her bir noktanın bir tane neighborhood'u var. O neighborhood arene homeomorfik. Çünkü bu en simplex zaten arene homeomorfikti her nokta. Boundary'de bir şey alırsanız da bir yarım şey burada var. Disk burada var. Yarım disk de buradan gelecek. Dolayısıyla her bir noktanın bir tane ball neighborhood'u var. Dolayısıyla conclusion şu. Conclusion şu. Kitapta da bunu anlatıyor. Oradan da okuyabilirsiniz. By gluing delta i's as dictated by the relation işte bu epsilon i delta i üzerinde sıfır along the boundaries of the simplices delta i's. Yani bu delta i'ları sınırları boyunca yapıştırırsak we obtain a continuous map from a topological n-manifold
into x where the restriction to each where its restriction diyeyim, its restriction to each sigma I is to each simplex is sigma I. Yani bu sigma i'ların her birisinden tanımlı bir map'im vardı. Yani sigma i yani en başta hani sigma 1 mesela şöyle bir şey atıyorum. V0 Vn'den x'e giden bir şey. Sigma 2 U0 demin yukarıda Rn'de yaptığım gibi şey RP2'da yaptığım gibi böyle bir map. Sigma 3 yine benzer bir şey. W0 Wn. Ama ben ne biliyorum? Bunların işte boundary'lerinin toplamları 0 veriyor. O zaman bu şu demek işte ben bu n simplex'leri alıp uygun şekilde yapıştırırsam, uygunluktan kastettiğim de nedir? İşte bu relation bana nelerin cancel ettiğini söylüyor. Cancel eden şeyleri boundary'deki simplex'leri birbirine yapıştırıyorum. O şekilde yapıştırırsam sonunda hiç boundary kalmayacak. Çünkü sıfır. Bu da ne demek? Bu nesneleri birbirine yapıştırdığımda artık closed bir manifold elde ediyorum. Yani mesela atıyorum şey gibi. Mesela tetrahedron gibi bir şey olabilir. Değil mi? Burada mesela 4 tane simplex var. Peki. Bu nesneye manifolda şey diyelim. The resulting topological and manifold is denoted as K psi psi da bu yok alfa bizim durumumuzda alfa K alfa. Ben farklı notasyon kullandım. K alfa. Tamam. Peki. Ve homolojiyi generate eden nesneler de bizim cycle'larımız değil mi? Demek ki her bir cycle bir topolojik n manifold'dan uzaya giden bir continuous map'le represent edilebilir. In particular, any one cycle is represented by a map from bir boyutlu compact manifold from S1 the only one dimensional compact manifold. Bu K alfalar compact neden? Çünkü sonlu tane compact simplex'in compact alt uzayın birleşiminden oluşuyorlar. O yüzden compact. One dimensional compact manifold. Ee,
Yani dolayısıyla her one cycle çemberden uzaya giden bir fonksiyonla represent ediliyor. Similarly, any two cycle is represented by a map from an from a closed orientable to manifold. Manifold ya da surface. Surface without boundary. İsterseniz burada ara verelim. Aradan sonra bunu biraz daha açıklayıp devam ederiz.